Merhabalar herkese. Yine bir akülü araba tanıtım videosu ile karşınızdayım. Bu tanıtmış olduğum araç lisans olarak üretilmiş Quattro Audi Q7 modeli. Yavaş yavaş döndürelim. Hem etrafını görürken de anlatmaya devam edeyim. Bu araç 12 volt 7 amper aküye sahip. Kullanım süresi olarak da yaklaşık 45 dakika ile 1,5 saat arasında bir kullanım süresi var. Görmüş olduğunuz gibi arkasında, önünde ışıkları vesaire, arka egzoz, nikelaj detayları, jantları, kapı tutama kolları, işte çift kişilik koltuğu, işte vesaire, yan aynalarının yukarıya doğru açılıp kapanma özellikleri var. Onları da hani biraz sonra belki gösterebilirim. Ön taraftaki sisler, parklar, kısalar vesaire, ya yani tam gerçekçi olarak üretilmiş Q7'ye benzetilmiş, 4 tekerleklerinde amortisörleri olan, gayet güzel ve tertemiz bir akülü araba. Vitesinin üzerinde bile ışığı yanıyor. Aynı zamanda multimedya özelliği var. USB takılabiliyor. Çeşitli müzikleri var, direksiyon üzerinden yönlendiriliyor diye öyle bir başlayayım hızlıca. Dediğim gibi aküsü 12 volt 7 amper. Kullanım süresinden bahsettim. Şarj süresi de 7 amperlik bir aküsü olduğu için üzerinde 1 amper saatlik şarj eden şarj cihazı vereceğim için yanında. 7 saat, en aşağı 7 saatte şarj olabilecektir. Uzaktan kumandasını görüyorsunuz zaten. Yanında kırmızı turuncu bir uzaktan kumandası var. Çocuk hem kendisi de kullanabilir, uzaktan kumandadan da kullanabilir. Uzaktan kumandanın üzerinde aynı zamanda stop tuşu vardır. Hani o stop tuşuna basılı tutulduğu sürece çocuk ayağında gaza bassa bile emniyet açısından ilerlemez. Sabit kalır, durduğu yerde durur. Ve direkt fren yapar. Yani negatif yönlü enerji gönderdiği için motorlara direkt sabit bir şekilde çakılır kalır, öyle söyleyeyim. 4 tane amortisörü var olduğunu söylemiştim sanırım. 4 tane amortisör var tekerleklerin üzerinde. Bütün tekerlekleri esneyebiliyor. Daha doğrusu amortisörleri esneyebiliyor. Genel durumu hakkında ne diyebilirim? Pırıl pırıl. Yani kendim de zaten elden geçirdim. Her tarafını tertemiz, ıslak mendildir, kolonyalı mendil vesaire. Pırıl pırıl ettim. Eksik bir tane led lambası bile yok. Yani sarı, nasıl diyeyim, sarı dörtleri, yani sarı sinyal lambaları bile içinde yanıyor. Her şeyi tam faal, sıfır ayarında bir akülü arabamız. Ekipmanları olarak neler içeriyor diyecek olursak, şarj aletini vereceğim yanında. Zaten aküsü üzerinde takılı montajlı halinde ve kumandasını vereceğim. Kapıları açılmıyor bu modelin. FM radyosu yok ama MP3 çaları, AUX girişi vesaire var. Emniyet kemeri var. Tekerleklerinden bahsettim, süspansiyonları mevcut. Arka tekerleklerinde iki tane 12 voltluk ve 12 volt şanzıman olacak şekilde iki tane motoru var. Ve ön tarafta da direksiyonu yönlendirecek olan motoru ile birlikte toplamda bu arabada 3 tane motor var. Öyle söyleyeyim. Işıkları var, müzikleri var. Bunları demiştim. Kaç yaşına itibaren binebilir vesaire diye soracak oluyor insanlar. Şöyle söyleyeyim. Üretici genelde risk almak için 3 yaş üzeri der ama hani 1 yaşında çocuk tam böyle kafasını tutamayabilir veya işte nasıl diyeyim, 1,5-2 yaşına kadar olan çocuklar kafasını tutabilir. Mesela böyle bir hafif bir ivme yaşandığı zaman, ileri geri gideceği zaman akülü araba kafasını tutabilir. Kafasını tutabilecek ana geldiğini düşünüyorsanız çocuğunuzun uzaktan kumandası olduğu için ve yavaş yavaş ivmelenip yavaş yavaş yavaşlama özelliği bulunduğu için bu akülü arabada yani 1,5-2 yaşından itibaren kullanılabilir diyebiliriz bu akülü arabayla alakalı. Ama tabii ki üreticiler 3 yaş diyor, kendisi kullanabilir diye. Aynı zamanda işte kumanda üzerinden de kontrol edilebilecek şekilde 3 yaş üzeri diyor. İl dışına otobüs ile gönderme şansım oluyor ama kargo ile gönderme şansım yok. Çünkü bunun orijinal ve demonte hali olmadığı için veya söküp köpükleri sarıp gönderemeyeceğim için otobüste gönderebiliyorum ancak. Onu söyleyebilirim. Kırılabilir vesaire ama otobüste yere koyuyorlar. Karşı taraftan da vatandaş karşıladığı zaman da geçenlerde nereye gönderdim? Amasya'ya gönderdim yanlış. Amasya Çorum Amasya'ya gönderdim. Aynen, herhangi bir sıkıntı olmadı. Karşıladılar. Bir traktörümüz vardı. Traktörümüz gitti. Gaz kesildiği zaman otomatik frenleme yapar bu aracımız. O soruluyor mesela. Ayrıyetten bir freni var mı diye soruluyor mesela. Ayrıyetten bir freni yok ama dediğim gibi negatif enerjiyle yükle aküyü doldurmak istediği için ekstradan bir direnç uyguluyor. Bu sayede frenleme yapmış oluyor bu tarz arabalar. Ayrıca bir freni yok. Dikkat edilecek hususlarla alakalı da akü ve pil sahibi ile alakalı ben bütün videolarımda değinmeye çalışıyorum. Yani
Bu akülü arabalar genelde yazın kullanılıyor. Kışa girerken de bir köşeye bırakılıyor, garaja bırakılıyor veya depoya bırakılıyor. Veya balkona koyuluyor, üzerine yağmur gelebiliyor, su gelebiliyor. Bunları sudan koruyacaksınız. Kesinlikle su görmemesi gerekiyor. Hani hafif ıslak nemli çimde falan çocuk oynayabilir belki. Yani o zarar vermez. Herhangi bir yerine temasta bulunmadığı sürece bir şey olmaz ama normalde şarıl şarıl akan yağmur suyunun altında kalmaması gerekiyor. Kesinlikle onu söyleyeyim. Asıl söylemek istediğim şey de şuydu. Yani dediğim gibi bırakılıyor bir köşeye. Sonrasında bir dahaki sene eğer çocuk isterse tekrardan evde de kullanılmazsa bir sonraki seneye kadar aküsü de bitmiş oluyor genelde. Aküsü bitik vaziyette bekletiliyor. Aküsü özellikle bitik vaziyette bekleyen akülü arabaların aküsü zamanla bozulmaya başlıyor. Yani kısacası şöyle söyleyeyim. Ne olursa olsun yaz kış 15 günde bir mutlaka 7 saat 8 saat kadar şarjda kalması gerekiyor akülü arabalarımızın. Bilginiz olsun. Yoksa aküler özelliğini yitiriyor. Tekrardan akü maliyetiyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Hepsi milli servet nihayetinde. Böyle bir şey olmasını istemem. Kendi başıma da gelmesini istemem. Vatandaşların başına da gelmesini istemem. Hazır böyle bir içerik üretiyoruz. Akülü arabaları tanıtıyoruz vesaire. Bu konuda da bütün videolarımda değinmeye çalışıyorum. Hani 100 kişi izlese 100 kişi faydalanmış olur. 10 tane akü kurtulsa yani. Ay gidiyor. Nasıl açılacak? Yani nasıl açılır derseniz bu akülü arabamızı şöyle biraz daha dönsün. Sonra ben biraz yakınına yaklaşayım sizle beraber. Üzerindeki ışıkları eserde görüyorsunuz. Nasıl açılacak derseniz açılacak kısmı şurada. Şöyle yaklaşıyorum. Diğer tarafta kalmış ama şurada mesela ışıklarının olduğu buton var. Şöyle görüyorsunuz. Bir kısmını kapatıyor. Sisler açık kalıyor alttaki ve parklar açık kalıyor. Açıldığı zaman tuşa bastığınız zaman kısaları vesaire de ekliyor. Bunu kapattığınız zaman arkadaki ışıklar da sönüyor. Bilginiz olsun. Sadece öndeki parklar yanıyor. Arkadaki ışıkları vesaire sönüyor. Buradan şöyle yaklaşalım. Açımızı alalım tripodumuzla. Şurada müziklerin olduğu yer var. Burası kornamız. Burası müzik tuşumuz. Çeşitli müzikler var. Mod tuşuyla çeşitli müzikler değişebiliyor. Çok da güçlü müzik sistem var bu arada, bilginiz olsun. Artırabiliyorum. Story play. Bazı eğitici, öğretici şeyler var. Fakat bunlarla da alakalı böyle bahsediyor ama çok İngilizcem olmadığı için anlayamıyorum açıkçası. The dancing monkeys. Monkeys diyor, bir şeyler diyor. Aesop's fables. The ant and the dove. An ant, the fox, and the grapes. The mice's meeting. Çok enteresan şeyler var. Gerçekten çok kapsamlı yapmışlar. The fox who wants müzik kutusunu. The dancing Neyse. Monkey. Music appreciation. Story play. Durdurduk şu an. The fox. Pause dedik, durdurduk. Şimdi biraz daha şey yapalım. Döndürelim. Açılış kapanış yerlerini göstereyim size. Dönsün dönsün. Dediğim gibi sağ tarafta gaz pedalı var. Sol tarafta bazı arabalarda manuel olarak, mekanik olarak yapılmış şeyler var. Bunda yok. Fren oluyor. Bunda öyle bir fren yok. Şurada açma kapama butonumuz var. Şöyle geniş açıdan gösterecek olursa komple bütün gücü keser. Ve bastığımız zaman açılış müziğiyle beraber karşılamasını yapar. Şurada da vitesler değiştikçe
değiştikçe neyi aldım, boşa aldım, ileri vitesi aldım. Işıklar yanan bir yerimiz var. Vites topuzumuz var. Çok yönlü, çok fonksiyonlu. Böyle alakalı başka şöyle döndürelim. Koltuğumuzu görelim. Koltuğumuzda yumuşak iki kişilik koltuğumuz var şöyle. Yumuşak süngerli içleri, alt kısmı vesaire. Yumuşak emniyet kemerimiz var bir adet. Böyle şeylerden bahsedeyim. Şunlar da mesela gerçekten açılır kapanır aynalar gibi yukarıya yönlenerek açı azaltıyor. Şöyle. Şöyle duruyor normalde. Nasıl yapalım? Şurasını yapsam daha herhalde görseli düzgün olacak. Şöyle yukarıya doğru kalkıyor. Dönse şimdi geriden de görsek daha düzgün olur. Ve üzerindeki şeyden bahsetmedim. Üzerinde bakın mavi bir folyo gibi bir şey var. Bunda da var. Görüyor musunuz bilmiyorum. Daha üzerindeki mavi folyolar alınmamış. Normalde ayna gibi olan bir cisim oluyor üzerinde. Daha o açılmamış üzerinden. Onu da ilk siz açacaksınız diyebilirim. Şöyle dönsün. Önden de görüntüsü böyle oluyor. Şöyle biraz daha açı vereyim. Hatta şuradan bir enstantane alayım. Böyle. Karşıdan görüntüsü aynalar kapalıyken böyle. Hoş bir görüntüsü var. Sıfır ayarını diyebilirim. Arkadaki ışıklarını falan zaten gördüğünüz video içerisinde. Başka bu akülü arabamızla alakalı. Şöyle sabitleştireyim. Kapanış cümleme geçiyorum yavaş yavaş. Akülü arabamızla alakalı herhangi aklınıza takılan bir şey olursa bilgim nispetinde yardımcı olmaya çalışırım. Yorum yapabilirsiniz. Beğenebilirsiniz videolarımı. Bunlar beni mutlu eder. Kanalımda takip ederseniz çok hoş olur ayrıca. Teşekkür ederim herkese. Mutlu günler diliyorum. Güle güle. Allah'a emanet olun.